Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının dördüncü haftasının ikinci videosundayız. Üçgende açı ortayda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfa 57'nin yarısında kalmıştık. Yani sayfa 57'nin yarısını işleyeceğiz. 58'i işleyeceğiz ve 59'u işleyeceğiz. Dış açı ortay teoremine kadar geleceğiz yani. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İç açı ortay teoremi gerçekten çok kolay. Belli bir mantığı yakalayınca böyle bulmaca çözmek gibi olan bir ders. İç açı ortay teoremini bilmeniz lazım arkadaşlar. Bilmeseniz de çıkartabilir misiniz? Çıkartırsınız. Çünkü geometride ne dedik arkadaşlar? Çoğu konu ya dik üçgenden çıkıyor ya da nereden çıkıyor demiştik. Benzerlikten çıkıyor demiştik. İşte bunun ispatı benzerlikten. İsterseniz derse başlamadan önce ispatını yapayım. Şunu şöyle uzatacak olursak, şöyle bir paralel çizecek olursak şuraya. Burada bir kelebek benzerliği çıkıyor. Kelebekteki orana bakacak olursanız ama öncelikle paralel çizdik ya böyle. Şöyle Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi oldu. B ise B oldu. Kelebekteki oran kaça kaç? B bölü C, K bölü L'ye eşit. Gerçekten de öyle mi? Öyle. Ya da C bölü B, L bölü K'ya eşit. Bak C bölü B, L bölü K'ya eşit. Kelebekten geliyor. Ama siz bu açı ortayı tabii özel olarak bilin. Çünkü açı ortay gerçekten çok kolay ve kolay da akılda kalıyor. Açı ortay doğrusu olduğunda kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Evet kollar oranı tabanlar oranı. Yani C bölü B eşittir L bölü K. Kollardaki oran tabandaki oranlamaya eşittir diyeceğiz. C bölü B L bölü K'ya eşittir. Ama koldaki oranlamayı C bölü B dediysen soldan sağa gittiysen kol, tabandaki oranlama da L bölü K şeklinde soldan sağa doğru olmak zorunda. Ya da arkadaşlar işler dışlar yaptığınız zaman şey geliyor zaten L buraya gelip B buraya atabiliriz değil mi? C bölü L yani şu şekilde açı ortayın sol tarafındaki oranlamalar açı ortayın sağ tarafındaki oranlamalara eşit oluyor mu? Oluyor. Genelde de k katı yazmak tercihimizdir. E hocam k katı yazıp ona göre işlem yapmak daha mantıklı geliyor bize. Mesela nasıl k katı yazacağız? Şöyle bir üçgenle karşılaştığımız zaman bazısında kollar oranı tabanlar oranını kullanacağız. Bazısında açı ortayı sol tarafındaki oranlamalar sağ tarafındaki oranlamalara eşitleyeceğiz. Mesela adam buraya 9 dedi, buraya da 15 dedi. Hocam burası 9k, burası 15k yazabilirsiniz. Çünkü koldaki oran tabanda da olacak diyebilirsiniz. Ama tabii ki en sadesini yazmak daha mantıklı. En sadeleştirmişsini. Yani 9 bölü 15 nedir? 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 5. Hocam bu koldaki oran soldan sağa 3 bölü 5 ise tabandaki oran da 3 bölü 5. Yani 3K'ya 5K yazabiliriz. Evet genelde bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olur. Mesela adam buraya 9 diyor. Buraya 15 diyor. Buraya da 8 diyor. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ya soru şöyle geliyor mesela. 9, 15 ve 8 burası. Böyle bir açı ortay çiziyor. Bu x nedir diye soruluyor. Sen buraya bir x 8 x yazıyorsun. 9 bölü 15 x bölü 8 eksi x deyip işlemini yapıyorsun. Çıkar mı çıkar. Ama k katı yazmanı tercih ediyorum. Çünkü bak 3k 5k yazınca burası da 8 ise ne olur? 8k 8'den k'yı 1 buluruz. Ve daha hızlı ve daha pratik bir şekilde hareket edersin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet Koldaki oran tabandaki oran da var diyeceksin. Ya da ne bileyim şöyle bir açı ortaylık olduğunda açı ortaylık olduğunda burası 10 burası 5 ise mesela tam şuradaki mantık hocam açı ortayın sağ tarafındaki oran sol tarafındaki oranlamaya eşit olacak da diyebiliriz. Yani yukarıdan aşağı 10 bölü 5 10 bölü 5 2 bölü 1 o zaman burada da 2 kya k oran vardır deyip buraya 2 kya k yazabiliriz. Ki bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ama bazen de işte e, ne bileyim 10 bölü 5 eşittir. Burası atıyorum 8 bölü x diyeceğiz mesela. o şekilde oranlama da yapabiliriz. Kat şeklinde de yazabilirsiniz tabii ki. Size kalmış ama kat şeklinde yazmayı ihmal etmeyin. O şekilde yaparsanız daha sağlıklı olur. Evet buradakinde ne yaptık? Kollar oranı tabanlar oranı dedik. Buradakinde sol tarafında oran sağ tarafında oran dedik. Bir de açı orta uzunluğu. Bu NA. a? A'dan çizilen açı ortay demek ama müfredattan kaldırıldı. Açı orta uzunluğunun formülü Yok arkadaşlar. Açı orta uzunluğunu soran kitapta herhangi bir soru so, sorulmuşsa eğer o soruyu bence çözmeyin. Çünkü müfredattan kaldırılan bir şey bu arkadaşlar. Evet iç açı teoremi bu şekilde. Hadi bakalım sorulara. Şimdi ne yapacağız? Hocam 8 bölü 14 kollar oranı tabanlar oranı 4 bölü x diyeceğiz. Sonra işler dışlardan x'i bulacağız. Ya kardeşim 8 bölü 14'te belli bir kat yok. Ama burada direkt bak 2 bölü 1 oran var. E burada da 2 bölü 1 oran olacak. Direkt x'e 7 yazamaz mıyız arkadaşlar? Yazarız. Daha hızlı, daha seri bir şekilde hareket etmenizi sağlar bu yöntem. Evet. Ya kollar oranına bak ya da sol taraf sağ taraf oranlamasına bak. Hangisi mantıklıysa. İlla birinde güzel bir oran çıkar. Geldik şuraya. Evet. Ali Bey uzunluğu 2K. Adana Ceyhan 3K verilmiş. Burası 3K, burası 2K verilmiş. Ve BC uzunluğunda 20 vermiş. E, burası 20 ise 20-X yazıyorsun. 2 bölü 3, X bölü 20-X yazıyorsun. Hayır. Bence hayır. Hani hocam koldaki oran 2 bölü 3 ya. Tabandaki oran da 2 bölü 3. Yani burası 2 enken. 2k yazmayalım eşit olduğunu bilmiyorum. 2 enken burası da 3 en olur. Soldan sağa 2 bölü 3. Soldan sağa 2 bölü 3. Yani toplamda 5 en yaptı. Bak 5 en 20'ye eşit. En buradan 4 olur. sorunun cevabı 4 değil. Dikkat. Senden ne istiyorsun? X. X eşittir 2 en. Yani kaç yapar? 8 yapar. Evet örnek 11'i böylelikle 8 bulduk. Geldik örnek 12'ye. Şimdi ne demiş burada? Yukarıdaki üçgende AD açı ortay demiş. Bak burada bir oran var bu tarafında. Çok güzel. Hemen 15 bölü çevresinde vermiş. İşte çevresinde kullanacağız. 15 bölü 9. 15 bölü 9 nedir? 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 3. Hocam 5 bölü 3. Yani burası 5K iken burası ne olacak? 3K. Buradaki oranlamayı da şu şekilde yazdık arkadaşlar. E adam bize çevresinde vermiş. Topla bakayım şurayı. K'ların toplamı 8K. Artı 15 ile 9'un toplamı da 24. Eşittir 40 verilmiş. 8K buradan neye eşit oldu? Hocam 40'tan 24 çıkınca 16'ya eşit oldu. K'yı da 2 bulduk. Bizden X isteniyor. X de 5K'ya eşit olduğundan K yerine 2 yazarsak cevapta kaç kar? 10 çıkar. Örnek 12 böylelikle 10 oldu. Geldik örnek 13'e. Evet ne var burada? Gençler bir katlama var. Katlama gördüğümüz zaman hop katladığımız zaman hep örnek veriyorum. Kafanıza böyle sokacağım bunu. Kalem döndürdü yine ka aynı kalem. Kestim başka bir yere yapıştırdım Aynı. E aynı şekil. Ya da katladığın zaman yine aynı şekil. Yani eş yapılar olmasına dikkat edeceğiz. tabi eski haline de geri getireceğiz. Hop şöyle çizdik. Eski haline geri getirdik. Şöyle. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam x iken burası da x. Sonra şunlar birbirine eşit. Sonra buradaki açılar birbirine eşit. Sonra buradaki açılar birbirine eşit. Yani üst üste binen açılar eşit. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Kullandık. Sonra başka ne vermiş bize? Aa, hocam bu açı ortay doğrusu çıktı bak üçgende. Şimdi bir şey demiş bize. AC kenarı AB kenarından 12 birim fazladır. AC kenarı AB kenarından 12 birim fazlaymış. Yani burası x gel. zaten x bulduk. Burası x artı 12 imiş. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? x artı 12 ise burası 12 oldu. Sonra BD uzunluğu 3A iken DC uzunluğu 7A verilmiş. Burası 7A ve BD uzunluğu da 3A verilmiş. Yani burası da 3A. E arkadaşım şimdi burada bir açı ortay doğrusu yok mu? İşte şu açı ortay doğrusu. Kollardaki oran şu bölü şu tabandaki orana eşit olacak. İşte hocam burası mesela 3 burası 7'nin katı yazmayalım burada. Her ikisi de eksi olduğundan dolayı. Hadi bakalım koldaki oran. Çünkü açı ortay doğrusu bu. Üst üste binen açılar eşit olduğundan dolayı. Özellikle bak katlama sorusunda açı ortaylığı böyle bulmamızı çok isterler. Açı ortay konusunda çok çıkar zaten. Hatta dikdörtgen kare konusunda da çok çıkar. Orada da Açı ortayla kullandırırlar böyle z falan işareti falan. Böyle yakında göstereceğiz onları merak etmeyin. Evet neyse kollardaki oran x bölü x artı 12 eşittir. Bak bu sefer soldan sağ yaptım soldan sağ. 3a bölü 7a'ya eşit. A'ların ana işler dışlar. 7x eşittir 3x artı 36 olduğundan buradan 4x eşittir 36 olduğundan x'i de kaç buluruz arkadaşım? 9 olarak buluruz. Yani örnek 13'ü 9 bulduk arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. E hocam açı ortaylar var. Sayılar burada. X burada önce bu tarafa yoğunlaş. Yani şuradaki üçgende açı ortaylık var. 8 bölü 12. E 8 bölü 12. Koldaki oran 8 bölü 12 ise 8 bölü 12 nedir? En sadesini yaz. 8K 9 12K yazabilirsin tabii de. En sadesini yaz. 4'e bölsen 2K. 4'e bölsen 3 mü yaptı? Evet. Yani burası 2K. Burası 3K. Bitti. Sonra X bölü 9. Buradaki şuradakini uyguluyorum. X bölü 9. 2K bölü 3K değil midir? Yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı. 2K bölü 3K'ya eşittir. Ama bence şöyle yap kardeşim. 3K'daki 9 olmuş. K yerine 3 yazılmış gibi. K yerine 3 yazsan X kaç çıkar buradan? 6 çıkar. Bitti gitti. Bu şekilde yap bence. Belli bir katı şeklinde kendini daha da hızlandır. Evet görüyorsunuz kolay bir şekilde çıktı. Ya da hocam 3 x eşittir 18'den x 6 çıktı da diyebilirsin. Geldik örnek 18'e. Örnek 18'de ne demiş? A bak açı ortay verilmiş ama devamı kenar ortay. Ne var burada? Ne var burada? Hocam bu hem açı ortay hem kenar ortay. Bu ikiz kenar üçgendir ve ikiz kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda nedir? Bir yüksekliktir. Tamam yani x ise burası da x'tir kardeşim. EF uzunluğu 2K verilmiş. EF 2K EC uzunluğu da 3K verilmiş. Bak oranlamaya göre şekle yoğunlaşacaksın. Hocam açı ortay. Büyük üçgende de açı ortay. Evet. Hocam zaten büyük üçgende kaç ortaydan? Zaten biz bunu kullandık. Bir de 2K 3K oranına bakacak olursan şu yoğunlaştırmaz mı seni buradaki? Evet. Şu üçgende bir oranlama var. Ve burada tabandaki oran kaça kaç? 2 bölü 3. O zaman oradaki 2 bölü 3'ü kullanacaksın. Hadi kullanalım bakalım. Tabandaki oran kaç burada? 2 bölü 3. O zaman soldaki oran da 2 bölü 3'tür. Yani hocam burası 2A ise burası nedir? 3A diyebiliriz. E x eşittir 3A ya 3A. E, burası 2A ise buraya daha mı kaldı? Evet. A'yı kaç bulduk? 5 bulduk. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. X de 3A olduğundan dolayı A yerine 5 yazarsak X'i de böylelikle 15 olarak buluruz. Yani örnek 15'i böylelikle 15 bulduk arkadaşım. Geldik örnek 16'ya. Şimdi neler vermiş bize? BF uzunluğu K iken buradaki BF uzunluğu K iken DE uzunluğu ne verilmiş? Hocam 2K verilmiş. Yazalım. Burası K iken burası 2K verilmiş. Sonra AB uzunluğu 8. AD uzunluğu 16 verilmiş. EC bölü FC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Normalde buraya X deyip işlem yapabiliriz ama demek ki X'in her değeri için bu sağlanıyor. İstersen yapabilirsin. Hiç sıkıntı yok burada bizden ne isteniyor? Şuraya x bölü y isteniyor bizden. EC bölü FC isteniyor. Pardon. Şurası EC bölü FC isteniyor. Evet. Şuraya x diyelim. Buraya da y diyelim. Tamam. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? E hocam şurada bir açıortaylık var. Ama bilinmeyenler fazla. E burada da bir açıortaylık var. Ama bilinmeyenler fazla. Yapacak bir şey yok kardeşim. Açı ortaylık var. Açı kullanacağım. Şuraya bir a desek. A desek. Önce uzun yoldan yapacağım. 8 bölü a neye eşittir arkadaşlar? 8 bölü a eşittir. Kollardaki oran tabandaki oranlama eşittir. K bölü y'ye eşittir. E hocam şuradaki üçgende de bir açıortaylık var. 16 bölü a değil midir bu da? 16 bölü a da neye eşittir? 2k bölü x eşittir. E bizden x bölü y isteniyor. E burada a'ları ve k'ları yok etmem lazım. E taraf tarafa oranlarsak bitti gitti. Ne oluştu burada? Hocam a'lar nanay oldu. 8 bölü 16 1 bölü 2 oldu eşittir. Ondan sonra şu k'lar birbirini götürdü. 1 bölü y çarpı 2 bölü x. 1 bölü y çarpı 2 bölü x oldu buradan. Değil mi? Yok. 2 bölü x, x bölü 2 olacak burası. x bölü 2 olacak. Bölü 2'ler de altlı üstü gitti. Buradan da burası x yaptı. x bölü y. 1 eşittir. x bölü y mi yaptı? Evet. Yani x bölü y'yi ne bulmuş olduk arkadaşlar? 1 olarak bulmuş olduk. Cevap 1 çıktı. Hocam daha farklı, daha kolay bir şekilde nasıl yapabiliriz? Atıyorum buraya 8 yaz kardeşim. İstediğin değeri yaz. İstersen 9 yaz fark etmez. İstediğin değeri yaz. Mutlaka sonuca ulaşırsın. Mesela 9 yazdık. Rastgele bir sayı salladık. Her ikisinde de ortak. Hocam 8 bölü 9. Yani burası 8 enken burası 9 en diyebilirsin. Sonra e hocam burada 9'a 16 oran var. K 8 endi ya. O zaman 8 ense burası 16 yan oldu. 16'daki 16 ense 9'daki dedir. 9 en değil midir? Evet x bölü y ne oldu? 9 n bölü 9 n oldu deyip sonuca da o şekilde ulaşabilirsin. Biz burada ne yaptık? Oranın tam 8 mi olduğunu 9 mu olduğunu bilmiyoruz. S sadece ne yaptık buraya? A değeri deyip öyle yaptık. E bizden de x bölü y isteniyordu. Taraf tarafa oranlayınca x bölü y de kendiliğinden geldi mi? Geldi. Örnek 16 böylelikle 1 çıktı. Geldik örnek 17'ye. Daha öncesinde de bahsetmiştik. İşte çemberin merkezi neydi? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Dikkat, 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 dikkat. Şunlar paralel verilmiş. D ile BC. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayım. Ve işleyen çemberin merkezi verilmiş. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. Şurayı kaç vermiş? 10 vermiş. E hocam buradaki iç T çemberin ye merkezini kullanalım. İç i̇şte çemberin merkezi nasıl kullanılıyordu? Hocam hop buradan gelen açı ortay oluyordu. Şuradan gelen açı ortay oluyordu. Özellikle iç işte çemberin merkezi tabii ki bu şekilde kullanılıyor. Hatta buradan da gelen ne oluyor? Açı ortay oluyordu. E hocam bu açı ortay. Hocam bu da açı ortay. Hocam bu da açı ortay. Eyvallah. E biz şimdi şu paralelliği kullanacağız. Bu paralelliği nasıl kullanabiliriz? Şu paralel. Arkadaşlar bak biz bunu ilerleyen konularda da çok kullanacağız. Hem paralellik hem açı ortaylık varsa Z'ye dikkat. E burada Z'ye dikkat. Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Aa hocam şurada bir ikizkenarlık çıktı. Aynı şekilde Z'den dolayı burası da çizgi. Hocam şunun da şu x kenar çıktı. ADE üçgen çevresi isteniyor. Buraya x x dersem buraya ne kaldı? 8 eksi x kaldı. Hocam şuraya y y dersem buraya ne kaldı? 10 eksi y kaldı. Hadi bakalım şunun çevresine bak. 8 eksi x artı x artı y artı 10 eksi y. Bu da neye eşit oluyor? X'ler nanay oldu. Y'ler nanay oldu. 8 artı 10'dan 18'e eşit oldu. Örnek 17'yi böylelikle 18 bulduk. Evet örnek 17 18 oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten ama gerçekten kolay. Verilen bilgiyi kullanma. Hocam iç açı ortayda bunun ne işi var? İşte çemberin merkezi zaten iç açı ortayların kesim noktası. Tabii böyle bir soruya da ihtiyaç vardı. Eğer siz iç açı ortayların kesim noktası bir üçgen içinde gördüyseniz eğer ya da işte çemberin merkezini gördüyseniz buradan işte çemberin merkezinden geçen doğruları çizin. Onlar açı ortay olmak zorunda. Tamam mı gençler? Örnek 17'yi 18 bulduk. Geldik örnek 18'e. Ne yapmışlar? Bir katlama olmuş. Katlamayı eski haline geri açıyorduk. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Öncelikle burası 3K verilmiş. Burası da 5K verilmiş. Arkadaşım DC 5K. Ondan sonra BD uzunluğu da 3K verilmiş. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani şuraların ne oldu arkadaşım? Şurası ne oldu? 3K mı oldu? Evet burası 3K oldu. Şununla şu eşit. Hocam şununla da şu birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Aa ne çıktı? Açı ortay çıktı. Tabanda bir oran var. 3'e 5 oran var burada. E 3'e 5 oran varsa burada da 3'e 5 oran olacak. Yani burası 3 enken burası da 5 en olacak. Niye K'lı yazmıyorum? Eşit olduğunu bilmiyorum o yüzden. Rastgele 3A'ya 5A'da yazabilirsiniz. E üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 3 ense burası ne oldu? 3 en oldu. Tamam 5'endi. Buraya ne kaldı? 2 en kaldı. Bizden ne isteniyor? A B üssü 3N bölü B üstü C isteniyor. Yani 2N. 3N bölü 2N'den cevap ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Örnek 18'i böylelikle 3 bölü 2 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 19'a. Evet yine bir katlama var. Hmm. Şimdi katlamaya bakalım. Şu şöyle katlanmış. Bu arada burası 9. BC uzunluğu da 12 verilmiş. 9-12 ne üçgenidir arkadaşlar burası? 15 üçgenidir. E burası da 15 olduğunu unutmayalım. Hocam ben böyle katladığım zaman B üstü kadar olan yere ne kaldı? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. 9 ise burası da ne olacak? 9 olacak. Evet B üstüne kadar olan yer 9. Unutma bunu. Sonrasında ne yapacağız? E hocam şurada da bir katlama var. Buradaki katlamada da yine üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şuradaki kenarı ben maviyle göstereyim. Şu kenar 12 ise üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak ya. Burası da 12 olacak mı? Olacak. E dikkat et. Bunun tamamı 15'ti. 9'u buradaysa buraya 6 mı kaldı? Evet. 6 artı x. 6 artı x neye eşit olacak? 12'ye eşit olacak. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden b üssü ve b2 üssünün toplamı isteniyor. Şurada bir baskı hatası olmuş. Şuraya b2 üssü diyelim. Şurası da b üssü olsun. Sonraki baskıda düzeltilir. Merak etmeyin. Örnek 19'u yani elinizdeki baskıda çoğunuzunkinde şey vardır. Şurada B2 üssü vardır arkadaşlar. Ya da B üssü B2 üssü vardır. Fark etmez. X'i de böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Evet gençler. Bu da katlamayla alakalı bir soruydu. Ve geldik dış açı ortaya. Ve kendimizi büyütelim. Niye? iç açı ortayı bitirdik. E dış açı ortayı da ayrı bir şekilde işleyelim. Değil mi arkadaşlar? Hep videolar yarım saat olacak değil ya. Bir de 20 dakikanın altında olsun videolar. Biraz daha zevkli oluyor o zaman. En azından izlenebilir oluyor. Neyse açı ortayda, iç açı da halletmiş olduk. Çok kolay. Kollar oranı, kollar oranı, tabanlar oranı ya da sol taraftaki oran sağ taraftaki orana eşit olacak diyeceğiz arkadaşlar. Bu dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Ve şekilde de gördünüz zaten. Hep ne yaptık? Kollar oranı, tabanlar oranı. ÖSYM soru sorar mı? Sorabilir arkadaşlar. Uzun yıllardır sormuyor ama gerçekten kolay bir konu. Rahat bir şekilde yapacağınızı zannediyorum. Neyse onu en son açı ortay bittiği zaman da konuşabiliriz aslında. Ee, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda açı ortayın. Üçüncü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>